Ahıska'dan bir kardeşimiz, Esselamu Aleyküm, ben Rusya'dan Ahıska Türküyüm. Rusya'dan diyor. Bazı sorularım var. Her cuma günü namaz kılarız. Biz Rusya'da yaşayan Ahıskalılarız. Her cuma günü namaz kılarız. Hutbe zamanında imam cemaat ile konuşur. Dua eder ve cemaati konuşturur. Amin derler, salavat okurlar. Hanefi mezhebine göre bu mekruh dersem, imam biz atalarımızdan, babalarımızdan böyle gördük diyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Allah razı olsun, sayılarınızı artırsın. Çok sevdiğim kanal FM TV demiş. Rusya'dan Ahıska Türkü olan bir abimiz. Şimdi tabii ki cuma gününde cuma hutbesi okunurken cemaatin konuşması, konuşturması, susturması, bunların her biri tahrimen mekruh olan şeylerdir. Hatta hutbe dinlerken geçen süre ve hutbe okunurken geçen zaman 2 rekat namaza, yani öğlen namazının 4 rekat farzı kılınırken cuma gününde 2 rekat farz kılınması, 2 rekatı da sanki dinlerken hutbe esnasında geçen vakit 2 rekat daha ilave edilerek 4 rekatmış gibi değerlendirilir. Yani o da cuma namazının farzına dahilmiş gibi dikkat edilmesi lazımdır diyor fıkıh kitaplarımızda. Artı olarak bu konuda taşla, caminin zeminindeki işte çakıl taşlarıyla, işte halının üstündeki desenle, dekorla ilgilenmek, yanındaki adama sus demek veya onunla konuşmak, selam almak, selam vermek veya duada amin demek bile caiz değildir. Yani hutbe okunurken imamın okumuş olduğu hutbede amin sesini sesli söylemek o cumanın sevabını alır götürür. Cuma olmaz demek değildir. Yani cuma namazın senin batıl olduğu, bundan sonra kılsan da olur, kılmasan da olur, hiçbir anlamı yoktur demek değil ama sevabı, fazileti gider denmiştir. O yüzden hoca olan kardeşlerimizin, imamların, müezzinlerin neyse veya cemaatin hep beraber ne yapmaları? Kendi cemaatine de kendilerine de amin dememeleri için, salavat-ı şerifleri içlerinden yapmaları için uyarmalıdırlar. Bunu da buradan şey yapalım. Hadi tutup da ya biz böyle gördük. Atalarımız, dedelerimiz böyle yaparmış. Biz de böyle yapıyoruz ifadeleri ilim adamı sıfatıyla yakışmayan ve bir hocaya yakışmayan ifadelerdir. Atandan, dedenden kaldığın ifadesi bizatihi nedir? Müşriklerin ifadesidir. Biz atalarımızı bu yol üzere bulduk ve bu yoldan da ayrılmayız ifadeleridir. Allah muhafaza. Bir Müslüman bu ifadeleri, ya ben yanlışı uyarsalar bile dönmem yanlışımdan, ben yanlışıma böyle sahip çıkarım, ben batıl davanın adamıyım, batılıma dedemden atamdan gördüğüm şekliyle uyarım manasına gelecek ifadeleri asla bir Müslüman konuşmamalıdır ve bu ifadelere kulak asmamalıdır. Yani sen nasıl dersin ki benim babam, atam, dedem böyle idi, biz de böyle yaparız artık. Ama kitapta bunun bir yeri var. Bak, Allah Resulü böyle yapmış. Allah'ın emri bu, peygamberin kavli bu. Ve fıkhi işin hukuki boyutu budur. Yaparsan günahı olur, yapmazsan sevabı olur. Neyse, yani bunu terk edeceksin denilen bir konuda tutup da bir Müslümanın, yani ben atamdan, dedemden bunu gördüm diye ifade kullanması son derece çirkin ve kimlerle beraber aynı kapıya çıkan ifade kullandığına dikkat edilmesi lazımdır.